Nasıl gözüküyor Eda? Çok güzel gözüküyor. Likya dolaylarından bir türküyle size seslenmek istiyorum. İndim Limra'ya, Pers bulamadım. Gönlüme göre bir mezar bulamadım. Aman periklem, kavur balıkları, akşama çağıracağız Kafi Baba'yı. İşte bu. Hadi yıkanalım bakalım. Ve bu su içiliyor, unutmayın. En uzaktan başlayalım. Gel Eda şu taraftan. Kapısından girdik. Kapıdan girdik. Buralarda Şey çok güzel zaten. Baksana şu ilk anıt. Şeyi gibi sanki burası. Şu. taşların Şu ilerideki, şu karşıdaki. Mevlana'nın döneminde yaşayan Şu anda şöyle bakalım. Evliyaymış. Evet. Tiyatro da Tiyatrolu. gözüküyor bak burada. Gayet de güzel gözüküyor tiyatro. Bayağı kocaman sanki böyle bir heykellerin böyle şeyi gibi değil mi Eda? Koyulduğu yer gibi. Ne dersin? Bu zaten çamur. Bu buz gibi. Ben suya girdim bile. Burası hep su bak. Evet, anıttaki heykeller Antalya Müzesi'nde bulunabilir. Likya bölgesinde zamanında bu Makedonya, Mısır, Ptolemy ailesinin hükmü sürmüş. O yüzden buraya işte böyle Ptolemyon anıtı yapmışlar. Bunun üstünde işte şeyi anlatıyormuş. Kentorlarla o yarı at yarı insan var ya hani, onlar Lapitlerin savaşını anlatan kabartmalar. Onların hepsi Antalya Müzesi'nde, gitmeniz lazım. Çok güzel yılan sembollü heykeller. O yılan da Ptolemy ailesininmiş. Bu arada Mert, ya burada ben en çok şeyi görmek istiyordum. Kafi Baba Türbesi'ni. Biraz önce zaten türkümde de geçmişti. Balıkları Kafi Baba'ya götüreceğiz diye. Ama şu anda tadilattaymış, göremeyeceğiz. Kendisi ünlü bir derviş diyeyim artık, yani evliya diyeyim. Abdal Musa'nın zamanında yaşamış. Abdal Musa'nın gözcüsü olarak da tanınıyor. 40 adamıyla birlikte Mısır'a gidiyor. Orada Mısır Sultanı'nın kızı çok ölümcül bir hastalıktaymış. O Oh. ölümcül hastalıktan onu kurtarıyor. Ve Mısır Sultanı da diyor ki, baba diyor, evliya diyor, ulu eren diyor, dile benden ne dilersen diyor. O da diyor ki, benim bir şişeciğim var şöyle boynuz şeklinde, onu vereyim yağ doldurun diyor. Yağ yeter bana diyor. Daha sonra da yağı doldurmaya başlıyorlar. Fakat bir türlü dolmak bilmiyor şişe. Doldurdukça alıyor, doldurdukça alıyor. Artık diyor ki oradaki adamlar, Kafi baba, kafi kafi diyorlar. O zaman ismi Kafi baba olarak kalıyor Buna doyumsuz kendisinin. amca diyebilir miyiz? Evet, burada da dua etmek isterdim ama şu anda tadilatta. Ve işte Limra'nın en güzel yerine geldik. Bol sulu. Binlerce yıl öncesinden gelen Limros ya da Finikos çayı. Phoenix, Finikya. Hem Limra'ya hem Finikya'ya ismini veren ve içilebilen, tadı çok güzel. Bu arada gözlerinden doldurup içebilirsiniz. Ve yüzülebilen. Nasıl? Buz gibi. Dağlardan geliyor. Fakat çok sulak değil mi Mert? Evet. Çatallar, Arikanda da öyle. Aynen. Güzel balıklar falan, Gel alabalıklar. şuraya bakalım. Çantanı bıraksaydın. Yalan. Şey değil. Şöyle bir çekeriz sonra gireriz zaten. Şeyler gitsin, onlar öyle Tamam. çekeriz. Hafif kayıyor ama dikkat et. Yol gidiyor Bırak böyle. istersen buraya. Gel taşıma oralarda. Burası da çok derin, güzel. Ne gidiyor? Çekmedin, ver istersen. Şurayı da çekeyim. Güzel gözüküyor. Her yer fıçır fıçır ha. Baksana şu koyu ağaç çok güzel köprüyle. Şuradan sular geliyor. Oh. Vallahi nefis. Böyle gidiyor. Sütunlu Roma Caddesi. Bu cadde boylu boyunca hem de Limros çayının altından da geçiyor. Evet, bu sütunlu cadde mi? Edoş. Bu bayağı şeyler var. Roma Caddesi.
Burası yol muymuş? Evet, yol Limros çayının altında kalıyor. Şunlar Bizans duvarları. Bunları surları çekmiştim. Su şuradan da devam ediyor. Sesi geliyor. Tabii köylerle birleşmiş hep yani, değil mi? Öyle şey. Her yer su. Güzel, beyaz beyaz. Burası kazı alanı bu arada. Bayağı bir geliyor yani, değil mi? Evet. Neler çıkacak acaba? Aynen. Bayağı çıkacak gibi Edoş. Şurada da şöyle kocaman bir yapı var. Anıtı. Bu anıt önemli bir anıt Mert. Anlat bakalım. Ben etrafında döne durayım. Sen de anlat olur. İmparator Augustus'un manevi oğlu Gaius Caesar'a ait. Milattan sonra 4 yılında bu anıt mezarı onun için yapmışlar. Kudüs'ten Roma'ya dönerken kendisi Limra'da ölmüş, burada ölmüş. Yani cenazesi de ya da işte külleri varsa külleri de Roma'ya götürülmüş. Fakat anısına burada anıt mezar yapılmış. Yani içinde gerçek mezarı yok. Mermer kabartmaları çok meşhurmuş bunun. Gene o kabartmalar Antalya Müzesi'nde sergileniyor. Bu gizli, kimse bilmiyor bunu. Evet. Nasıl güzel gözüküyor. Çöp olmasa yani. Ay, o da çok güzel. Evet. Ben buna gireceğim. Ay, havuz. Aynen. Cuk balık havuz var burada. Cuk balık. Eda, bağırarak konuşuyoruz. Artık bu çağlar öncesinin suyuna bir girelim değil mi Hadi Mert'im? gir bakalım, nasıl gireceğim? Göster bize. Tepesi taklak olmayalım da taşlar. Kaygansa evet. Burası iyi gibi. Benimki kaymıyor, senin? Ayağım acı.
Basamadım. Kaymıyor. Tamam. Okey. Güzel gözüküyor. Buz buz. Şu anda itibaren zaten ayak bileklerim dondu, çatladı. Dondun mu? Vay vay vay. Oh, şöyle bir ohlattı yani değil mi? Soğuk soğuk. Hadi şeye gidelim. Orası boşken gidelim gel. Karşıya gidelim. Fark etmez. Nereden gidiyorsan git. Bitiriyor musun? Gel. Bakıyorum da. Yüzdün mü? Dondun mu? Don spor. Don spor oldun mu? Çelik çelik. Valla. Ama acayip güzel ya. Her gün buraya geliyoruz Mert'le ve gençleşiyoruz. Sabahları Limros çayına girmeden kendime gelemiyorum. Evet. Ama kendine getirdiği kesin yani. Nasıl? Acayip güzel ama var ya çıkınca aynı saklı kent gibi. Sıpsıcak oluyorsun, yanıyorsun. Abi yakıyor yalnız bir yandan sonra. Evet yani bayağı güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. Şap şahane. Şup şahane. Daha havuza gireceğim. Diyor ki o kadar güzel ki rengi. Abi body rastlıyorum ya rastlı bir şey yani. Çok hızlı değil mi? Evet. Acayip hızlı. Evet. Şuradan kayabilirsin yani baya. Aynen çeksene. Güzel. Gidemiyorum. Çok şahane. Şimdi body raft yapacağım. Hadi yap. Duramıyorsun ki. Evet. Götürüyor. Şuradan da geliyor. Götürüyor. Aynen şok. Havuzda yüzmek istemez misin? Kalacak mı? Tamam. Ben burada iyiyim. Zevkli ama değil mi? Çok zevkli. Tiyatro da arkada. Acayip güzel ya. Burada neler var? Evet, biraz daha arka taraflarını gezerim. Şurada bir şey yolu bak, su şeyi gibi. Bir şeyler var.
Oo, su bayağı akıyor. Burada. Çay bayağı kuvvetli. Limra'da bu baktığınız yapının ismi bir andron, yani erkek mekanı. Bunu deneysel arkeoloji kapsamında yapmışlar. Aslında buradaki kaya mezarlarındaki hani o oyuklar vardır ya, oradan geçirilen hatıl dediğimiz şu işte ahşaplarla bir ev oluşturulabileceği, hiçbir şekilde çivi ya da başka vida vesaire kullanmadan düşünülmüş. Ve böyle bir bina inşa edilmiş. Tabi zamanla bazı şeyler çürüdüğü için desteklemek amaçlı modern şeyler de eklenmiş sonradan. Belki de o çağlardan bir eve bakıyoruz. Why not? Aynen, bildiğin rafting yapılacak ya. Evet. Bu arada olası Likya evi. Tahmini olarak bu evin böyle olabileceği düşünülmüş. Şekli buymuş Likya evinin. Eda, senin mi bu? Evet, benim yeni yaptırdım. İsmi Hatıl. Hatıl House. Hatıl House. Peki. Senin boyuna göre kapı yaptım. Evet, iyi olmuş. O kapıyı siz köyde küçük yapıyorsunuz. Var. Tabii sulak olduğu için ağaçlar şey güzel güzel. Ha, zaten belli bak. Aynen, okaliptüsler. Çınarlar. Çınarlar. Buraya suyu bilerek mi saldınız falan diyorlarmış. Çok güldüm. Öyle bir şey yok yani. Suyu salmak. Binlerce yıl öncesinin suyu. Çeşme bağlamışlar, salmışlar. Hortumla akşamları. Asat su bağlı. Dolduruyoruz buraya suyu. Asattan. Oraya motor koymuşlar. Fokur 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 diye. Oh, ne güzel esiyor. Evet, burada da içebiliriz. Bence burada içelim ama. Tazı evi de burasıymış. Ha evet. Devam ediyor oraya tazılar. Şurası da şey. Oh, ya nefis güzel yani. Geride gene böyle su akan bir yerde bir restoran vardı, gördün mü? Böyle su yanı yapmışlar gene aynı böyle. Evet. Çok güzel. Sanki şeydeyim böyle. Biraz sonbahar oldu ya, tam yapraklar falan. Nefis oldu valla. Küçük me, küçük me, minik me. Çok tatlı Tuncan. Bunlar da Likyalı kuzular. Ben gene dayanamadım, suya girdim. Yüz. Bu arada su çok güzel gözüküyor. Gördüğünüz alan nefis. Arkada da Likya kalıntıları var. Bir de kuzu ve annesi bize bakıyor. Su akıyor. Eda da şimdi suya giriyor. Gir bakalım Edoş suya. Soğuk mu gene? Daha mı ılık? Nasreddin Hoca'nın eşeği gibi her gördüğüm suya giresim geliyor. Daha mı ılık? Burası daha ılık değil, daha ılık. Aşkım. Değil mi? Hadi ben de gireyim suya. Ama evet, oradan biraz daha ılık tabii. Hadi ben de giriyorum. Hadi. Kuzu kuzu ne? Evet, Likya Limanı'ndan geçiyoruz. Evet, Suliin Mağarası da yol üstü hemen şöyle bir güzellik. Finike denizimizin orada. Finike, hatta hemen ben yolun boşluğundan istifade. Şöyle. Aa evet, mağaranın çıkışı burada Eda. Suyun çıkışı. Ezilmeden de tarihe geçmek lazım. Evet. Tamam. Hazırım da sen hazır mısın? Aşağı uçacaksın yoksa. Oha. Nasıl bakalım? O ne lan? O ne? Antalya'nın gizemlerinden birisidir. Oha. Çok acayipmiş bu. Buranın gizemini anlatayım mı? Hadi önüme geç, burası, anlat düşmeden. Burası denizin dibinde aslında. Daha su gözüküyor, evet. Evet, su var bakın, Suluin.
Yani denizin de dibi yani, gördünüz evet. Yani kaç yüz metredir yani şurası? 200-300 metre bir ne şey. Ne 250 yani. Metre? O kadar bile yok belki. Şimdi buraya hep şeyler, mağaracılar, derin dalgıçlar falan getirdiler hani incelemek için. Dalsınlar, baksınlar diye. Ondan önce onlar dediler ki renkli su bırakalım buraya. Yani renkli su sonuçta hani kırmızı mavi ne bırakırsan evet. İlla süzülecek, çıkacak yani denizden. Çıkmadı. Evet. Hiçbir yerden çıkmıyor yani. O renkli suya her yerden bakıyorlar, çıkmıyor. Sonra dalgıçlar daldı. Sanırsam Hollandalı dalgıçlar, tam hatırlamıyorum. Yazarsanız Google'da çıkar. Daldılar, çıkamadılar. Derinlik sarhoş dibi olup yok. Öldüler değil mi? Öldüler, çıkamadılar yani. Bunun dibi yok arkadaşlar, çıkmıyor burası. Etelerce bunun gidiyor. Dibi denize çıkmıyor. Daha doğru ki. Gidiyor işte. Daha doğru, su aynen. Altı. Aynen. O şey var ya, zaten her yer sulak Eda. Evet. Az daha çekelim gidip. Evet. Evet. Bayağı. Çok büyük değil mi? Aynen. Çok korkunç. Lagün bayağı güzel gözüküyor. Şu adayı çekmek istedim. Ada da güzel gözüküyor. Bu şekilde. Şu restoran da çok güzel gözüküyor. Şurada bir tane mavi mavi şeyi var restoran. Balık şeyi var. Şunlar. Yengeç balık falan var.